Merhaba, bugün Market Cap nedir? Onu anlatacağım biraz. Market Cap önemli bir konu. İlk başta yasal uyarıyı göstereyim. Borsa kursu almak istiyorsanız bana e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Burada Jesse Livermore'un bir sözünü de getirmek istedim. Bundan sonra biraz formatı böyle yapmaya çalışacağım. Yükselen hisseleri al ve düşen hisseleri sat demekte. Yani kısa bir cümle olmasına rağmen trendin doğrultusunda hareket etmenizi söylemekte. Market cap nedir? Market cap Türkçe olarak piyasa kapitalizasyonudur. Yani bir şirketin borsadaki değeridir. Nasıl hesaplanır? Bir hissenin borsada şu anda işlem görmekte olan hisse sayısı, yani açıkta olan hisse sayısının o anki fiyatıyla çarpılmasıyla market cap bulunur. Piyasa kapitalizasyonu borsada olan şirketler için önemli bir değerdir. Buna bağlı olarak yapacağınız işlemler de değişir. Şirketin risk yapısı da değişir. Uygulayacağınız stratejiler de değişir. Neden? Çünkü market cap küçüldükçe şirketin manipüle edilme oranı daha da artar. Yani küçük bir parayla şirketi daha çabuk manipüle edebilirler. Market cap'ın hesaplanması hisse senedi adedi ile hissenin o anki fiyatının çarpılmasıyla oluşur. Biraz sonra göstereceğim, örneğin küçük market cap'ı olan bir şirkete bakacağız. Böyle birkaç sent değişmeyle, örneğin şirketin fiyatı birkaç yüz bin dolar değişebiliyor market cap olarak. Market cap kalıcı bir şey değil, değişebiliyor borsadaki değeriyle, açıkta bulunan hisse senedi sayısıyla değişebilen bir şey. Böyle statik bir numara değil. Cap 6 şekilde kategorize edilebilir. Mega Cap, örneğin Amazon, Apple, 300 milyar dolar üstünde olan şirketler Mega Cap şirketlerdir. Amazon'un değeri bir Apple'ın değeri pardon 1,2 trilyon dolar. Örneğin bu Mega Cap bir şirket. Large Cap ise değeri 10 milyar dolar ile 300 milyar dolar arası olan şirket. Mid Cap şirketler değeri 2 milyarla 10 milyar dolar arası olan şirketlere denir. Small Cap'lar 300 milyon ile 2 milyar arası. Mikro Cap'lar 50 milyon ve 300 milyon arası. Aşağıya doğru gittikçe şirketin market kapitalizasyonu azaldığı için manipüle etme olayı o kadar artar. Bu da, o teknikleri bilmiyorsanız, sizin zarar görmenizi sağlayabilir bu tür hisselerde. Yani market kapı küçük olan şirketler sığ hisselerdir, sığ şirketlerdir. Nanocap ise değeri 50 milyona kadar olan şirketlerin hepsine nanocap denebilir. Şimdi örnekler üstünde biraz göstereceğim size bugünkü seçtiğim rastgele hisseler arasından. Örneğin bugün takip ettiğim watch listimde olan Rad diye bir şirket değeri 932 milyon dolar. Şimdi 932,9 milyon dolar oldu. Bu değişim ortalama herhalde 2 sentlik bir değişimdi. Şimdi 934 milyar dolar oldu. 3 centlik bir değişimde. Pardon, milyon dolar söyle. 935 milyon dolar oldu. Gördüğünüz gibi 3-4 centlik değişim 1 milyon arttırabiliyor şirketin değerini. Şimdi 933,4 milyon dolar oldu. Bu şirket 933 milyon dolar olduğu için Small Cap bir şirket. Şimdi Amazon'a bakalım. Amazon'un değeri, şu anki değeri, şimdiki fiyatıyla
1294 milyar dolar, yani 1.294 trilyon dolar. Gördüğünüz gibi buradaki sentlik değişimler, bu milyar dolar bir şirket olduğu için şirketin değerini o kadar değiştirmiyor. Ve bu şirketi de manipüle etmek daha küçük şirketlere göre daha zor. Çok büyük miktarlarda parayla bunu manipüle edebilirsiniz. O da çok zor. Daha küçük şirketlere bakalım. Bugün takip ettiğim ve işlem yaptığım, örneğin bu 139 milyon dolar. Daha küçüğünü bulmaya çalışıyorum size. ...274 milyon dolar... ...bir daha bakalım... ...örneğin... ...Microcap bir hisse... ...140.5 milyon dolar değeri... ...NIO... ...4 milyar dolar değerinde bir hisse... ...örneğin... ...140.4 milyon dolar... ...5 milyon dolar şu anki değeri görünmekte. Birkaç sent değişikliğinde değerinin nasıl değişeceğini şimdi size göstereceğim. Şu anda 140.1, 139.7 milyon dolar. Yani 3.40'dan 3.38'e gerilemesiyle şirketin değeri ortalama 300 bin dolar değişti. Örneğin bu şirketin değerinin değişmesi bir mega cap şirkete göre daha kolay ve manipüle etmesi de daha kolay böyle bir şirketi. Şu anda nano cap bir hisseyi size göstermek daha iyi olacak. Onu bir arayayım bir dakika. Örneğin LLEX şirketi şu anki market değeri 38.5 milyon dolar. Biraz beklediğimizde bunun değişeceğini göreceğiz. Bu hissenin örneğin değerini değiştirebilmek için %100 değerini değiştirebilmek için 38.5 milyon dolara ihtiyacınız bulunmakta. Bu hissede nano cap bir hisse, yani manipüle etmesi kolay bir hisse. Aynı şekilde small cap ONTX 50 milyonun çok az üstünde olan bir şirket. 51.7 milyon dolar. Şu anda küçük bir değişiklik 51.6 milyon dolar yaptı değerini. 51.4 milyon dolar oldu değeri şu anda. Gördüğünüz gibi böyle bir şirketi de manipüle etmek, mega cap bir şirketi manipüle etmekten daha kolay. Evet, bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz iyi olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.